Arkadaşlar şu anda motoru yerinden aldık. Motordaki sıkıntıyı göstereyim size. Motorumuz bu arkadaşlar. Şimdilik geçiş olarak ilk önce o tarafı söktük. Arızalı olan yeri. Araç hararetten arkadaşlar. Yani motor hararetten burası çökmüş. Bakın. Buradan kompresyonu suya veriyor. Arkadaşlar bu tarafı da söktük. Bu tarafı da bayağı bir yanmış. Hem conta hem silindir. Yüzeyi çökmüş. Burası çökmüş. Motoru da atıp rektifiye göndereceğiz. Bakalım ne olacak. Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü aracımız Nissan Patrol. 2012-2013 model. V8 5.6 atmosferik motor. 5.6 atmosferik motor, yaklaşık bir 400 beygir civarında, yani 399.6 beygir diyelim. 298 kW'ye tekabül ediyor. Şimdi araçtaki sıkıntı, bu araç başka yere gitmiş. Suudi Arabistan'da radyatör değişmiş, yeni radyatör takılmış. Daha sonrasında araç hararet yapmış. Hararet yaptıktan sonra bu sefer Suudi Arabistan'dan Bahreyn'e geçmiş. Bahreyn'de de kontrollerini yapmışlar. Termostat arızalı demişler. Termostat değişmişler. Termostat değiştikten sonra sıkıntı aynı sıkıntı. Sürekli fan yüksek devirde çalışıyor. Bunun daha doğrusu fanı debriyajlı. Debriyajlı dediğim şey mıknatıs türü yağlı pervanesi olur. İçindeki yağ ısındıktan sonra mıknatıs devreye girer. Hararetle birlikte şey yapar. Daha hızlı dönmesini sağlar. Yüksek bir vakumlama yapar. İşin kötüsü radyatörün bir tarafı sürekli soğuk kalıyor. Bu yüzden yanılgıya düşüyorlar. Her zaman radyatörün bir tarafı ya da hortumun bir tarafı soğuk olduğu zaman termostat açmıyor anlamına gelmez arkadaşlar. Sadece 8 silindirli araçlarda değil, 4 silindirli araç da olsa araç sisteminde hava olduğu sürece kesinlikle termostat açmaz. Birincisi, termostatın sağlam olup olmadığını anlamak için öncelikle pervaneyi iptal edeceksiniz. Aracı çalıştıracaksınız. Araç çalıştıktan sonra 90 dereceye geldiği zaman bakacaksınız. 90 dereceye geldikten 2-3 dakika içinde termostat açarsa, hortumların ikisi de ısınırsa, radyatörün iki tarafı da ısınırsa sıkıntı motorda demektir. Çünkü eğer motorda sıkıntı varsa, daha doğrusu contada sıkıntı varsa, conta yakmışsa, contadaki yanıktan dolayı kompresyon suya gidiyor. Suya gittikten sonra motor sisteminin içinde hava oluşuyor. Motor kompresyon basıncından oluşan hava radyatöre gidiyor. Yani radyatöre değil de su sisteminin içine gidiyor. Su sisteminin içine gittikten sonra da hava yapıyor. Kesinlikle hava olan bir hava yapan bir araçta termostat açmaz. Termostat neden açmaz? Su basıncı sürekli tek tarafta kalıyor. Devir daim yapmıyor. Devir daim yapmayınca da haliyle termostat açmaz. Şimdi bu araçtaki tespitlerimizi şey yapalım. Size anlatayım. Şimdi biz bujileri söktük. Bujilerin ucunda herhangi bir ıslanma falan var mı diye bakmak istedik. Çünkü aracı çalıştığınız zaman genleşme kabından şey yapıyor. Su taşırıyor. Şimdi bujilerin ucuna baktığımız zaman bakın şu bujinin ucunda herhangi bir şey gözükmüyor. Gayet normal yakmış. Tam netleştiremiyorum ama. Bu şekilde sağlıklı belli olmuyor. Eğer conta tam yanıksa, eğer aşırı su geliyorsa marşa bastığınız zaman buradan bujilerden su gelir. Şu anda biz bujileri sökmüşüz. Bujiler takılı halde marşa bastığınız zaman buradan su kaçırıyor, suyu taşırıyor. Şimdi size göstereceğim. Şimdi öncelikle suyunu tamamen ağzına kadar dolduruyoruz.
Bakın şu anda tamamen ağzına kadar doldurduk. Göründüğü gibi. Şu anda bujilerin tamamı sökülmüş. Hiçbir buji takılı değil. Şurada bakın göstereyim size. 4 buji burada. Buji gözleri tamamen. Bu tarafı da göstereyim. Tamamen sökülmüş. 4 buji de burada arkadaşlar. Şimdi bu şekilde aracın marşına basacağız. Bakalım ne olacak. Bir saniye telefonu bir yere yerleştireyim. Bu şekilde. Evet, bu şekilde şu anda marşına basacağız. Bu şekilde arkadaşlar şu anda marşına basacağız. Bakın şimdi gördüğünüz gibi suyu taşırmalı. Şu anda bujinin bir tanesini takacağız. Şimdi biz sırayla denedik hangi gözün su kaçırdığını, yani daha doğrusu hangi göze buji hangi bujiye su geldiğini tespit etmek için teker teker denedik. Bujileri teker teker çekerek marşa bastık. Söktükten sonra teker teker takarak yine deneme yaptık. Şu anda bujiyi takıyorum. Bakın gördüğünüz gibi. Sadece elimle sıkıyorum. Bunu yapmamın sebebi arkadaşlar, pistonla silindir kapağı arasında basınç oluşacak. Ve oradaki basınç suyun içine giderse suyu taşıracak. Şu anda bakın elimle sıktım sadece. Suyu taşırdığı zaman da contanın %100 yanık olduğundan emin olacağız. Ben daha önce Audi Q7'de hemen sağ üst köşede izleyebilirsiniz i butonundan. Buradan hava basarak motoru çevirerek su testini yapmıştım. Conta yanık testini. Bakın arkadaşlar şimdi sadece tek buji taktım. Şu anda telefonu buraya tekrar yerleştireyim. Hiç kesinti yapmadan ve marşına basalım. Arkadaşlar şu anda müşteriden ona geldi. Sindi kapağını üzerinde sökmeye çalıştık. Sökülmüyor. Göğüs kapağını sökmek için kalteri de sökmek gerekiyor. Kalteri sökmek için de alt diferansiyeli sökmek gerekiyor. Tesisat bir yandan, egzoz bir yandan, motoru indirmeden sindi kapakları üzerinde çıkmaz. Bu yüzden şu anda motoru komple dışarı alıp bakacağız. Arkadaşlar şu anda motoru yerinden aldık. Motordaki sıkıntıyı göstereyim size. Motorumuz bu arkadaşlar. Şimdilik geçiş olarak ilk önce o tarafı söktük. Arızalı olan yeri. Araç hararetten arkadaşlar. Yani motor hararetten burası çökmüş. Bakın. Buradan kompresyonu suya veriyor. Biz buradan ikinci gözden hava bastığımız zaman buradaki hava suyun içine gidiyordu. Onun için suyu taşırıyordu. Bu şekilde arkadaşlar silindir kapağımız da burada. Yine aynı şekilde aynı yerlerden yanma mevcut. Silindir kapağı ve silindir yüzeyi silinecek. Tornavidaya göndereceğiz. Büyük ihtimalle kalın conta ya da çift conta kullanabiliriz. Hatta elimizdeki cetvelle
Bu şekilde koyduğumuz zaman bu aradan fileri koyduk. En incesi 0,5 milim, 0,10 milim. Aradan geçiyor. Rektificiyi bekliyoruz. Bugünlük videomuz bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Toparlama videosunda inşallah. Videosunu da atarım. Hoşça kalın. Arkadaşlar şu anda motoru yerinden aldık. Motordaki sıkıntıyı göstereyim size. Motorumuz bu arkadaşlar. Şimdilik geçiş olarak ilk önce bu tarafı söktük. Arızalı olan yeri. Araç hararetten arkadaşlar. Yani motor hararetten burası çökmüş. Bakın. Buradan kompresyonu suya veriyor. Biz buradan ikinci gözden hava bastığımız zaman buradaki hava suyun içine gidiyordu. Onun için suyu taşırıyordu. Bu şekilde arkadaşlar, silindir kapağımız da burada. Yine aynı şekilde aynı yerlerden yanma mevcut. Silindir kapağı ve silindir yüzeyi silinecek. Tornavidaya göndereceğiz. Büyük ihtimalle kalın conta ya da çift conta kullanabiliriz. Hatta elimizdeki cetvelle bu şekilde koyduğumuz zaman bu aradan fileri koyduk. En incesi 0,5 milim, 0,10 milim. Aradan geçiyor. Rektificiyi bekliyoruz. Arkadaşlar bu tarafı da söktük. Bu tarafı da bayağı bir yanmış. Hem conta hem silindir yüzeyi çökmüş. Burası çökmüş. Motoru dağıtıp rektifiye göndereceğiz. Bakalım ne olacak. Bugünlük videomuz bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Toparlama videosunda inşallah. Videosunu da atarım. Hoşça kalın.